İkinciyi yapmıştık. Üçüncüsü. Ağustos'ta ikinci stevia hasadımızı yapmıştık. Şu anda da 9 Ekim. Yani yaklaşık 47 gün geçti aradan. Üçüncü ve son hasadımızı yapıyoruz. Üçüncü hasatta bitkinin boyu biraz daha kısa kaldı. Demek ki üçüncü hasat verimi birinci ve ikinci hasada göre biraz daha düşük kalıyor. Ama toplamda yıllık bir dönüm araziden şu ana kadar yaptığımız çalışmalar 4 ton civarında stevia üretebileceğimizi gösteriyor. Yani 4 ton tabii bu yaprak olarak, sap olarak olursa 2 katı oluyor yaklaşık. Luk bir üretim var ki bu birim başına verim itibarıyla yani çayın da üzerinde bir verim öyle gözüküyor. İnşallah tabii bundan sonra yine denemelerimiz devam edecek. Değişik rakımlarda, değişik kotlarda fidanlar diktik bu sene. Onları da takip ediyoruz. Orta kesimde, yüksek kesimde verim ne olacak? Onları da göreceğiz. Yaprak değerleri gayet iyi. Gayet iyi. Verim çok iyi. Yani diğer bölgelerdeki üretimlerin çok çok üzerinde bir verim var. Yani bu toprakları ve bu iklimi son derece bu bitki demek ki seviyor. Zaten daha evvelki konuşmalarımda da söylemiştim. Stevia'nın ana vatanı Arjantin, Paraguay, Güney Amerika coğrafyası. Ve Güney Amerika'da da çayla beraber aynı havzada iç içe yetişiyor. Çay, stevia ve bir de onların mate çayları var. Bunlar iç içe aynı havzada yetişiyor. Toprak yapısı aynı. İklim yapısı aynı. Yani bu memlekette inşallah bu gelecekte önemli bir ürün olabilir. Önemli bir gelir kaynağı olabilir. Ama hala araştırmalarımız dediğim gibi devam ediyor. Bunun tabii fabrikasyon, üretim safhası da var bundan sonra. Bunu Türkiye'de yapacak bir tesis henüz yok. Biz mikro bir tesiste bunun denemelerini yapmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradan da sonuçları aldıktan sonra önümüzü daha bir net görebileceğiz. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Bu anlar tarihi anlar olabilir gelecek açısından. İşte bir zamanlar çay da böyle gelmişti bu topraklara. Bir zamanlar bizim kivimiz de böyle gelmişti 89 yıllarında. Yani ileride işte bunları biz bir tarihi çalışma olarak, tarihe şahit olma şeklinde de konuşabilir olacağız inşallah. Bunu umut ediyorum. Ağzınızda çok tatlı ama bu taraftan da... Bir şey yapıyor. Evet. Ben de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Önceki dönemde yok. Bir önceki dönemde. Daha şey olabilir.